Boyd Nislep Türkiye işbirliğiyle hazırlanan Temel Veri Gazeteci eğitimlerine hoş geldiniz. Bu videoda tabula aracı ile PDF'ten veri kazıyacağız. Öncelikli olarak aracı biraz tanıyalım. Tabula teknoloji sayfasına girerek en son sürümü indirebilirsiniz. 1.2.1 sürümünü indirerek aracı kurabilirsiniz. Bunun için de aracının ana sayfasında çok pratik bilgiler var. Araç özellikle Windows, Mac ya da Linux ile çalışır. Buradan zipleri indirerek ekte dosyalarını çalıştırarak aracın web tabanı çalışmasını sağlayabilir ve oradan yararlanabilirsiniz. Kurulumunu yapmadan önce mutlaka Java'nın güncel olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca bu araç çok yaygın bir veri gazeteciliği aracıdır. Özellikle yapılandırılmamış verilerin yapılandırılmasını sağlar. Daha hızlı analiz etmenize yardımcı olur. Açık kaynak, ücretsiz bir araçtır. Binlerce PDF dosyasını rahatla yapılandırılmış hale dönüştürebilirler. Tabii ki PDF'i dönüştürmek için farklı araçlar var. Ancak özellikle tabula veri gazeteciliği alanında geliştirmiş olan ve özellikle gazetecilerin kullandığı çok yaygın araçlardan birisidir. Aracı nasıl kullanacağız? Öncelikli olarak hangi sürüm indireceğize karar vermelisiniz. Web tabanlı çalışır. İndirdikten sonra exe dosyasını çalıştırır ve kazıyacağınız PDF'i yükler. İlgili olan bölümü seçerek verinizi hangi bölümü seçecekseniz tabloyu seçip aktarmanız gerekir. Biz de bu bölümde tabulayı indirdik. Windows işlem sistemini oradan exe dosyasından çalıştırdık ve şimdi My Temples kısmında ise özellikle daha önce yaptığınız çalışmaları görürsünüz. About kısmında ise araca dair biraz açıklayıcı bilgiler vardır. Daha detaylı bilgi edinmek isterseniz buradan edinmeniz mümkün. Özellikle gazeteciler tarafından etkin şekilde bulunmaktadır. PDF dosyalarını CSV dosya tipine dönüştürür. Bu aracı ilk kez kullanacaksanız çok hızlı bir şekilde kısaca burada bu bölümde size aracınızı kullanacağınıza dair minik açıklamalar verir. Öncelikle kazıyacağınız PDF dosyasını yüklemeniz gerekir. Sonra yükledikten sonra açılan sayfada nereye kazıyacağınıza karar vermeniz gerekir. Tabulayı kullanırken fizik bazı sorunlar yaşıyorsanız buradan yardım alabilirsiniz. Aynı zamanda aracın kitap sayfasında da rahatlıkla size yardımcı olabilecek kişilere ulaşabilirsiniz. Şimdi masaüstüne indirmiş olduğum Milli Eğitim Bakanlığı'na ait 2006 ve 2019 bütçesi verisini çekeceğim, kazıyacağım. Gördüğünüz gibi yüklüyorum. Import dediğimde özel dosyam yüklenmiş olur. Tabii ki bu videoda işlem çok daha hızlı ilerlemesi açısından tek bir sayfa çekeceğiz. Ama buraya binlerce sayfayı da yükleyebilirsiniz. Biraz onu da sürse kazıyabilirsiniz. 200-300 sayfayı da ekleyebilirsiniz ve onları da çekebilirsiniz. İlk yapmamız gereken şey nereyi kazıyacağımıza karar vermek. Gördüğünüz gibi ben kazıyacağım sayfanın ekrana geldiğim zaman bir artı işaretliyorum. Bu aslında kazıyacağım bölümü seçmemi sağlıyor. Yapmam gereken şey kazıyacağım bölümü tanımlamak, imlice aşağı doğru çekmek. Buradan isterseniz seçili alanı iptal edebilirsiniz ya da herhangi bir noktasından çekerek rahatla sayfanın yapısını da kazıyacağınız bölüme karar verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi veriyi buraya attım. CSV dosyası olarak indirebilirim. Gördüğünüz gibi. Ya da TSV dosyası olarak, JSON dosyası olarak indirebilirim. CSV dosyasında analiz yapacak ve çalışacaksam da e-tablama da buradan dosyadan import deyip upload kısmını seçip deyip verimin içe aktarmasını sağlayabilirim. Gördüğünüz gibi MEP toplam eğitim bütçesini kazıdık, tabloya attık, artık verimizi analiz edebiliriz. Bu videoda tablo ile PDF'den veri kazıdık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.